Kas gruplarını şöyle üstten aşağı baktığımız zaman şöyle enseden upper trapezius hocam. Upper trapeziusu nasıl çalıştırmak gerekir? Bize bir ya da iki gerekiyorsa egzersiz önerir misin? Genelde upper trapezius ile ilgili şöyle bir anatomik farklılık var. Aslında bizim genelde bunu yani Chris gibi bazı araştırmacılar da söylüyor. Upper diye söylenen yerin aslında middle olduğunu söylüyor. Çünkü... <laughs> Lif oryantasyonu bakımından baktığında boyun kısmında trapezler aslında dik bir şekilde çıkmıyor yukarıya. Biraz daha böyle diagonal geliyorlar. Hatta ee, kürek kemiğini değil de şeye, klavikulaya. Evet o hani kısmı tam hatırlamıyorum da doğrudan aslında upper olan kısım, boyunda olan kısmın böyle doğrudan işte o şırak varyasyonları vesaire etki bakımından ele alıyordu. Hani trapezius'u normalde biz 3'e bölebiliyoruz upper, lower ee, ve Middle. Middle. şeklinde yaptırdığı eklem hareketi bakımından aslında çok spesifik egzersiz varyasyonuna izin veren bir kas değil. Klasik hani e, üst kısım için biz şırak varyasyonlarını yapıyoruz genel anlamda boyun bölgesine yakın olan kısım için. E, bu noktada ben kişilerin ağırlık yükleyebilecekleri egzersizler tercih etmelerini e, savunuyorum. Kendim mesela cable, curl, cable şırak yaptığımda sevdiğim bir egzersiz aslında ama o Makinen makinenin ağırlığı bir noktadan sonra sınırlı kalıyor. E, Dumbbell'da da aynısı oluyor. O yüzden Smith makinesinde veya da işte barbell ben şıra genel anlamda trapez bölgesinde faydalı buluyorum. E, üst trapez için. Ağzına sağlık hocam. Yani upper trapez için ben, benim en beğendiğim üst böyle trapezler tabii o boynun arkasındaki yani aslında middle Hı. trapezinin. Mesela ben infografiklerde upper trapeziusla şeyi middle trapeziusu bir alıyorum. Aha, evet. yani insanların evet, da evet. öyle düşündüğünü aynen. bildiğim için. Ve e, o spine of the scapula'nın üzerini tek bir kas gibi değerlendiriyorum. Yani o bölgenin en böyle iyi olduğu insanlara bakıyorum. Mesela olimpik kalitelercilerin iyi çünkü sürekli şırak yapıyor. Doğru. Bu strongmanların mesela iyi olduğunu gördüm. Bu. Yüksek ağırlıkları tutarak taşıyarak falan. Evet. O tip çalışmaların o tip çalışmaları da yani onları yaptım hep mesela. Kapitalist Mustafa şu an bizim sesimizi kaydeden Mustafa. Bayağı yıllarca hep o holdları falan yaptı ve vücudundaki en iyi gelişmiş yer üst trapezi oldu. <laughs> yani öyle bir adam düşün ki vücuda bak üst trapezi gelişmiş en iyi kas grubu olarak yani. Öven, övünebileceğin tek yer var. <gülüyor> <gülüyor> evet evet öyle hani işte <laughs> biceps triceps boş ver onları <laughs> üst trapezini göster bana. O yüzden ben biraz daha hani vücut geliştirme camiasında ama öyle egzersizleri çok yapmıyorlar. Doğrudur. Daha çok klasik şıraglar var. Aynen. Ee, öyle bir... E İkili olarak arkadaşlara vermek istedim. Ee, yeri gelmişken hani lover trapezius'tan da bahsedelim. Lower'ın normalde şey olarak baktığın zaman eklem hareketine bu kürek kemiklerini, skapulolarını aşağı rotasyon dediğimiz bir hareket yaptırıyor skapulolara. Aslında bu e, dips pozisyonunda galiba dirence karşı bu sadece kolları bükmeden yaptığımız yer çekimine karşı o biraz o noktayı ele alıyor gibi ama çok böyle nasıl diyeyim? Ucundan, kıyısından çok izole yaklaşmak gibi geliyor bana e, lower evet. kısmına. Hani middle'la upper'ı, row'larda özellikle middle'ı falan devreye alabiliyorsun. Bu kürek kemiklerine adüksiyon yaptırdığımızda, birbirimize yaklaştırdığımızda. Ama bilmiyorum hani benim kendi düşüncem, seninki tabii ki farklılık gösterir. Lower kısmına böyle çok izole şunu yapayım, bunu yapayım tarzında hiçbir yaklaşımım olmadı hayatım boyunca. Evet, ben e, kişisel olarak lower'da bir problem yaşıyorum. Yani zayıf oldum kendim de Doğru. zayıf olduğunu düşünüyorum. Evet, yani genelde trapezin tamamını bu yatay çekişlerde falan çalışıyoruz. Ama benim zaten kişisel olarak bir şeyim var yani çok fazla bench press yapmaktan ee, bir torakalde bir öne meylim var. O yüzden işte klasik kürek kemiklerini aşağı bastırıyoruz. Evet, evet. Bunu da hani podcastte anlatmak çok zor çünkü birçok insan <laughs> görmedi için diyecek. Ee, ama şey gibi düşünebilir belki arkadaşlar. Hani barfix çeker gibi asılıyorsun ama kollarınla çekmeden sadece kürek kemiklerini ha, evet, aynısı. Evet, evet, kesinlikle. indirip çıkartmak gibi düşünebilirler. Yani genel olarak herhalde trapezler o kadar da zor çalışılan bölgeler değil hocam. Kesinlikle. Peki e, omuzlara bakalım. Yine üstten aşağı olarak gidiyoruz arkadaşlar. Ona göre ileri sarmak isteyen sarabilir. E, ön deltoitten başlayayım. Ön, yan ve arka diye devam edelim. Yani, ön deltoidleri çalışmaya gerek var mı hocam? Ya normalde şöyle aslında deltoid o kadar muazzam bir kas ki biz hani 3'e ayırıyoruz işte ön yan arka şeklinde ama bazı detaylı anatomik analizler var. Bu kası 7 ayrı alt bölüme ayıran anatomik analizler var ve bu sadece şey değil lif dağılımı yönünden de değil iç moment kol uzunluğundan kas aktivasyon paternine kadar her 7 bölümünde farklı şekilde model sergilediğini gösteren anatomik analizler var. Genel anlamda ön omuz çalışma konusunda ben de şeyle hemfikirim. Pres varyasyonları gerçekten ön omuzu çok fazla çalıştırıyor. E, bu uzman görüşleriyle de sabit. Bretin mesela kitabında egzersiz seçimi kısmında önerilerine baktığınız zaman aynı şeyleri söylüyor. Hatta Instagram paylaşımları da vardı. Bence işte front raise dünyanın hareketi gibi bir şey böyle tarzında. E, tabii ki spesifik hedefe göre farklılık gösterir. Genel anlamda ön omuzun ben özellikle shoulder press'lerde de... Çünkü lif e, yönüne baktığımızda, yer çekimine karşı lif yönüne baktığımızda... Aslında shoulder press'lerde tamamen bir e, omuz yatay düzlemde hareket etmiyor. Ön omuzun lifleri yer çekimine karşı bir hareket gerçekleştiriyor. Özellikle evet. açıyı daralttığımızda e, vücudun önüne doğru. Yani bırakın bench press'teki press varyasyonlarını, aslında shoulder press'in kendisi bile spesifik çok güzel bir ön omuz hareketi. Evet. E, dolayısıyla ön omuza böyle çok izole hayatım boyunca çok az çalışmışımdır ve programlamalarda da çok az yer vermişimdir. E, çalışana bir şey demem. Sonuçta e, birçok kasta da sinerjistler güzel çalıştığı halde vücudun diğer bölgelerinde Onlara da ekstra hareket yapıyoruz. O yüzden hani çalışana niye çalışıyorsun demem ama bence gerek yok önümüzde evet. özel front raise gibi izole hareketler. Çünkü press varyasyonlarında da press'in kendisinde de ciddi anlamda çalışan bir kas. Ağzına sağlık hocam. Şimdi yanımıza geçeceğim ve önümüzle beraber bir soru soracağım. Hı hı. E, hatta belki bunu bilmiyorum. Ben Bakalım. burada bir şey öne süreceğim ve tartışacağız belki. Bakalım. Middle deltoid için overhead press nasıl yapılmalı, yeter mi, işe yarar mı? Overhead... Yoksa sadece lateraller mi yapmalıyız yani? Bence e, overhead press'i çok geniş açıda tutmuyoruz. Ben öyle tutuyorum en azından. Biraz daha fleksiyon açısında yapıyorum. Bir dumbbell shoulder press yapar gibi vücudun tamamen yanında yapmıyoruz en azından. er açıklığı bakımından biraz daha vücudun önünden gerçekleştiriyoruz kollarımızı. Hani en azından lif yönü ve hareket düzleme açısından baktığımda bence yan omuzu... Yani muazzam böyle %100 çalıştıracak bir egzersiz olmaması gerekiyor overhead press'in. Bence muhakkak lateral raise varyasyonları da eklenmeli yan için. Hocam şöyle ben sana hem katılıyorum hem şu manada da itirazım var. Zaten bahsedeceğim noktaydı. Şimdi birçok insan benim gördüğüm spor salonunda yani realitede olan birçok insan dumbbell'la overhead press yapıyor. Baş üstü press yapıyorlar hı. yani yukarı yönlü. Ve dirseklerini tam böyle 90 derecenin altına hiç indirmiyorlar. Evet. Yani dirsek hep böyle omuz seviyesinin yukarısında kalıyor. Böyle olunca da ön omuz dominant bir hareket haline geliyor. Örnek veriyorum. Dirsekler dambılla veya barbelle uygun teknikle gövdenin yanına doğru yaklaştığında mesela ben overhead press yaptığımda dirseklerim yani böyle evet. belime doğru yaklaşıyor. Evet, evet. O aşağıdan çıkarken kendimi izlediğimde veya işte öğrencileri de veya işte arkadaşlarımla antrenman yaparken hani kendim dokunup hissettiğimde bile dirseğin ilk Çıkarken ve o hani en alt kısımdan 90 dereceye kadar geldiği kısımda ben çok ciddi bir e, side deltoid seyrediyorum. İstediyorsun, evet. Şimdi burada sizin dediğiniz doğru çünkü yapılan teknik dirseği düzgün kullanıp kullanamama, evet. e, elin tutuşunun ben genişliği veya darlığı, ettim, evet. e, bunlar önemli. Belirttiğim gibi birçok insan zaten spor salonunda dumbbellerle 90 derece indiği için oradan aşağı zaten inmediği için onlar hakikaten tam bir önümüz presi evet. yapıyorlar. Ama bence Overhead press doğru kullanıldığı zaman iyi bir teknikle beraber middle deltoid için tıpkı lateral raise gibi ya da işte upright row gibi iyi bir egzersiz olabilir. Çünkü buradaki benim savumda şu şekilde. Hakikaten yüksek yoğunluklarla çalışılabilecek bir egzersiz yani işte barın ya da dumbbell'ın yüklemesinden dolayı. Ee, ve örneğin yukarı presledikten sonra aşağı indirirkenki kontrolümüz. Ee, bunlar da önemli mesela bence push press bile işte Haltercilerin yaptığı. Middle deltoid için faydalı olabilir. Ha! Şimdi Furkan faydalı olabilirlerden veya işte uygun tekniklerden bahsediyorsun. Doğru. Middle deltoid için zaten lateral raise yapılmasını. Özellikle de bu makineyi ben çok seviyorum. Evet, evet, zaten Chris'in kitabında da evet, evet. o vardı. E, Makine de McFit'te hmm. var mesela. İçeri oturuyorsunuz. İşte her salonda yok ya lanet olsun. Evet çok güzel. Mesela mükemmel bir <laughs> evet. ekipman o. Her salonda yok. Genelde işte Dumble'la yapıyor insanlar diye yapmıyorlar. Cable'la yapanlar var. Yani ben bunları çok e, e, evet en iyi hareket olabilir yani tabii ki öyle. E, bunlardan bir tanesinde muhakkak middle deltoidini geliştirmekte ciddi olan bir insan yapmalı. Fakat burada da böyle 4-5 farklı hareketi işte omuz günü yapıp orada uygulamaya çalışanları falan ben şahsen hep eleştirdim bugüne kadar da. Yani ben önce bir de spor salonuna giden insanların çoğu maksimal hipertrofi hedefiyle çalışmamalı. Evet evet. Her o zaten lafını kestim hocam. Estağfurullah hocam. Günümüz sosyal medyadaki antrenörlerin öyle bir algısı veya da o antrenörleri takip eden güruğun öyle bir algısı var. Sanki herkesin kolu 50 santim olmalıymış. Herkes muazzam hipertrofi hedeflemeliymiş gibi. Oysa ki saha antrenörlüğü yaptıklarında yani bir salonda aktif olarak mesai tuttuklarında belki gördükleri şey aslında 20 kişiden belki 2-3 kişi benim kolum öyle olsun diye geliyor. Hamilesi gelen var veya iş adamı geliyor işte tamamen göbeğin böyle olsun yeter işte şuram şöyle evet. ya yani o kadar az ki aslında kolunu o kadar büyütmek isteyen gelmek isteyen o şekilde e, dolayısıyla o yönden sana katılıyorum. yani herkes gidip de göğüslerini kocaman omuzlarını kocaman kollarını kocaman yapmak için gitmemeli öyle o şekilde giden sayısı da zaten çok az insanların öyle gördüğü gibi de değil yapamıyor yani, yani hocam e, öğrenci veya işte çalışan haftada dört gün spor salonuna gidebiliyor ve ...elinden geldiğince proteini yemeye ve... ...işte dikkat ediyor. Arada da işte... ...Ebu Bekir Hoca'yı Instagram'dan takip ediyor. İşte ağır sağlama... ...arada bakıyor falan. Böyle bir senaryo gözümüzün evet. önüne çizelim. Ben bu arkadaşın yerinde olsam... ...önceliğim işte middle deltoid... ...posterior deltoid ya da ...şöyle böyle yapmaktan önce... ...daha temel egzersizleri yani de evet. çalışmak olur. Şimdi bunu söylediğim zaman... ...insanlara banal geldiğini veya burun kıvırıldığını... ...biliyorum. Ama bunu söylemeye... ...devam etmemiz lazım. Çünkü... Bu sefer yani o, o daha detaylı işte cable lateral abduction yaptığın zaman evet çok iyi bir deltoid egzersiz ama sen çok iyi bir deltoid egzersizine ihtiyaç duymuyorsun. Evet. Ya bu tıpkı şey gibi yani senin bir ailen var iki tane çocuğun var senin muhtemelen böyle bütçenin yettiği bir Toyota alman. Aynen. Ee, bir işte Ferrari almandan daha önemli yani sen kafayı Ferrari ile bozduğun zaman ailene bakamayacaksın yani sen Toyota'nı al belki sonrasında yani önce Toyota Corolla'nı aldın sonrasında belki işte Toyota Camry'e e çıkarsın sonra sonra hani iyice artık buna enerji ve vakit ayırabildiğinde bir spor araban bir arazi araban vesaire olabilir. Yani bu e, yeterince söylenmiyor diye düşünüyorum bunu söyleyen birisi olarak da e, tepki görebiliyoruz. Veya işte insanlar benim ağzımdan çıkmadığı halde işte omuz için sen bir hareket yeter dedin. Hayır abi yani ben aslında önceliğini başüstü preslere doğru uygulamaya vermelisin gibi bir yaklaşımdan e, çıkmıştım. Ama tabii ki ya işte bir tane iki tane lateral e, deltoid egzersizi eklemek çok mu zor? Hayır tabii ki değil. E, eğer yapılı bir programın varsa işte alt gövdeni üst gövdeni çalışabiliyorsan muhakkak ilk eklemen gereken izole egzersizlerden biri de bence e, hatta Varyasyon. o cable olanı da cable'da evet, boş evet, buluyorsan varyasyonları yap. Varyasyonları aynen. Boş buluyorsan yap yani. E, zaten <laughs> bu teknoloji otomasyon zenginliği birazcık süreci e, bozdu aslında. Vahşi doğada olsak kesinlikle e, preslerde deadlift yapanlar hayatta kalırdı. Çünkü tırmanabildikleri, atlayıp zıplayabildikleri için e, bir şekilde onlar süreci idare ederdi. E, biz veya biz demeyeyim de hani izole şakıla, çalışanlar patlardı ama e, şu anki hani insanların amacı biraz daha salon cim ortamı e, tatmak olduğu için hedeflerini de çok fazla bilmiyorlar. Onlara en iyi gelecek şeyin e, dediğin gibi sosyal yaşamım kısıtlı olsa genel anlamda veya yeni başlayan böyle bir ileri hedefim olmasa kesinlikle temel hareketlerden oluşan bir program yapardım ve bana da çok daha faydası olurdu. Eyvallah hocam. Yani dediğim gibi middle deltoid izole egzersizi eklenebilir, e, eklenmeli evet. faydalı olabilir. Durumlar böyle overhead press ile alakalı durumda böyle posterior deltoid e, nasıl hocam? Posterior deltoid Posterior deltoid, yani. Evet. Ya normalde posterior deltoidin iki ana görevi var. Bir tanesi horizontal abdüksiyon dediğimiz kolları yatay düzlemde vücudun gerisine getirme. Bu reverse fly veya face pull yaparkenki hareket gibi. Bir tanesi de omuz ekstansiyonu dediğimiz hareket. O da bütün row varyasyonlarında çalışıyor aslında. Dolayısıyla aslında nasıl ki göğüs çalışırken... Diyoruz biz preslerde ön omuz yeterince aktif oluyor. Sırt çalışırken de aslında omuz ekstansiyonu görevi nedeniyle posterior deltoid de ...yeterince aktif oluyor. O yüzden ben özellikle böyle çok fazla omuz günü gibi... E, ...arka omuza da 2-3 tane farklı hareket yapılmasını... ...çok elzem bulmuyorum açıkçası. E, şu noktada bazı çalışmalar vardı tutuş açısıyla alakalı. Ben işte arka omuz çalışırken ellerim, avuçlarım aşağı mı bakmalı... E, ...yoksa birbirine mi bakmalı şeklinde. E, bunda boylamsal bir çalışma yok hipertrofik adaptasyonlar açısından bir tane EMG çalışması vardı. Onu da yine yürüten şu an feltti. Avuç içleri aşağı bakacak şekilde yapılan reverse fly hareketinde arka omuzda daha fazla aktivasyon bulmuş. Son aradan bir zaman geçmişti. Ben bunu aslında eğitimlerde falan da bu şekilde anlatıyordum. Bir gün gittiği bir otelde, jimde bu hareketi yaparken video atmıştı ve tam tersi buldukları bulgunun zıttı şekilde, pardon düzeltiyorum, Avuçlar birbirine bakacak şekilde yapılanda daha fazla aktivasyon bulmuşlardı. Ama kendisi avuçları aşağı bakarak yapıyordu bu cimde. Ben de hemen altına yazdım hani kendi bulguların böyle değil sen niye böyle yapıyorsun gibi cesinden. O da şey demişti hani aslında kişiler nasıl daha iyi hissediyorsa o şekilde yapabilir. Evet. Çünkü işte güncel çalışmalar arasında EMG çalışmalarının hipertrofik adaptasyonları doğrudan öngörme, öngörmediğini gösteriyor diye. Bu Vygotsky ve arkadaşlarının sürece dair sonradan çok güzel çalışmaları yayımlandı. Evet. Ve gördük ki aslında akut EMG ölçümleriyle uzun vadeli hipertrofik adaptasyonlar... ...kas gelişimi açısından birbiriyle tam anlamıyla korelasyon göstermiyor. Dolayısıyla bir çalışmayı yorumlarken onun EMG çalışması olması ve senin onu pratikte doğrudan kas gelişimi olarak ele alman, kullanman çok sağlıklı olmayabilir. Evet böyle bir çalışma var. Arkadaşlar da duyabilir, bir yerlerde anlatılabilir, görülebilir. E, avuçlar birbirine bakılacak, bakılarak evet. yapılan reverse fly'larda daha iyi aktivasyon sağladığına dair. Ancak nihai olarak süreci belirleyen şey o bahsettiğimiz mekanik gerilim, uygun yükleme vesaire. E, o yüzden hani arkomuzun en azından ış açısından çok büyük bir elzem fark etmediğini söyleyebilirim. Ekstansiyon kısmında da görev aldığı için spesifik bir omuz günü yapıp çok fazla sağana soluna arkasına 3-5 harekette koyulmasın. Çok elzem bulmuyorum ben. Ben genel olarak zaten 3-4 tane harekete evet. çok <laughs> sıcak bakmıyorum da hani mesela bir tane posterior deltoid egzersi muhakkak haftada iki defa yapmaya başladım. Evet. Çünkü benim anterior deltoid posterior deltoide göre olağanüstü böyle farklı gelişmiş durumda. Doğrudur. Ee, bu da tabii aslında birazcık bench press sin bir powerlifting egzersizi olmasından ve benim uzun yıllar powerliftingle işte yarışmamdan bilmem ne ama posterior deltoid'de acaba diyorum şimdi benim genetik olarak mı posterior deltoidim fakir çünkü hani o konudaki çalışmalara da bakınca sanki posterior deltoidi böyle biraz özenle çalışmak lazım gibi bir his oluşmadı bende hani işte rowlarda yeterli gibi bir çıktı var çalışmalarda ama sanki yani benim kendi genetik fakirliğimden dolayı da olabilir yani kalp muhabbeti gibi. <laughs> evet çünkü yani posterior deltoid bir de belli açılardan vücudu çok iyi gösteriyor. Evet evet kesinlikle. Ee, Sırt acaba da belki diyorum var. ben posterior deltoidim güçlü ama poz vermeyi bilmiyorum. Hani olabilir, o da olabilir. Tabii çok fark ediyormuş yarışmacı arkadaşlar bahsediyor. Hani doğru pozlama üzerine kütle koyuyormuş gibi gösteriyor diyorlar e, kişiyi. Evet. Belki de ondan o tabii da. bir sanat yani orada aynen, vücut geliştirmecilere aynen. E, biat etmek lazım. Ekleyen arkadaşlar için de herhalde reverse fly. Yani klasik belki şey tarzı bir yaklaşım da bu face pull'da biraz daha dış rotasyon yaptırarak omuz eklemine gerçekleştirildiğinde postür düzeltmeye yönelik demeyeyim de biraz daha o tarz faydası olan bir hareket olabiliyor. Çünkü günlük hayatta kişiler biraz daha salaş bir pozisyonda durduğu için omuz eklemi iç rotasyon pozisyonda o face pull'da Kolları dış rotasyona getirerek gerçekleştirmek belki hani bir taşla iki kuş vurma gibi evet. olabilir. Biceps, Ama... biceps pozu gibi. Ha, evet biceps pozu verir gibi. Ama nihayet olarak ben şeylerde daha faydalı buluyorum. Ee, maksimum yardımcı kas katılımıyla tükenişe en rahat gidebileceğim egzersizleri kas gelişimi açısından daha faydalı buluyorum. O yüzden göğsümü yaslayıp bacaklarımla destek alıp tamamen o ekipmanı kavrayıp tükenişe düzgün gidebildiğim reverse fly bana kas gelişimi evet. açısından ben daha faydalı buluyorum. Evet. Ama meta analizlere baktığın zaman serbest ağırlık ve makine egzersizleri arasında kas gelişimi açısından benzer fayda görüyorlar. Çıktılar var. Ama ben dediğim gibi daha kolay tükenişe gidebildiğim için, rahat gidebildiğim için makinaları çoğu zaman salt amacı kas gelişimi olanlarda biraz daha faydalı görüyorum. Evet. Hele de iyi makine varsa evet, tabii evet, tadından yenmiyor yani. Hazır buraya gelmişken hocam ben şeyden hani sırttan biraz devam edelim ve e, bu rotator kafın hani sırtta görünen infraspinatus. Hı hı için. O da hani eksternal rotasyon demiştik. Ee, yine orada öneriniz posterior deltoid'e çalışmakla aynı egzersizler mi olur? Özellikle yapacak ya. bir şey var mı? onlarda şimdi genel anlamda ben böyle kuvvet testi bakımından bir standardım yok. Hani şöyle olsa bench press de derler ya vücut ağırlığının şu kadarını kaldırabiliyorsan iyisindir Çünkü genel popülasyon böyle bir alışma süreci vardır. Hani e, data evet. oluşacak şekilde e, bir kuvvet standardı oluşmuştur. E, rotator kaflarda da işte dış rotasyon kuvvetin şu kadar olmalı gibi benim sahip olduğum bildiğim bir data yok. Varsa ben hakim değilim. Evet benim de yok. Evet hani o yüzden şey diyemem ama tabii ki kişiler rutin olarak eğer zayıflık hissediyorlarsa en azından direnç bantlarıyla belki dumbbelllarla düzenli ısınma hareketlerinin en azından antrenmanlarının üst vücut antrenmanlarında bir iki set ısınmayı o şekilde yaparlarsa belki yine o kasları kuvvetlendirme adına hem de üst vücut antrenmanla ısınma hazırlık aşaması adına bir taşla kuş vurabilirler. Ama bunun bir kuvvet standardı var mı bilmiyorum açıkçası. Kişi muhakkak şu kiloyla e, dış rotasyon yapabiliyordur, yaparsa iyidir tarzında bir standardı var mı bilmiyorum. Ben genelde hep üst vücut antrenman öncesi bir wall slide ile girerim evet. şeye. Güzel hissettiriyor bana. Hatta özel ders verdiğim durumlarda da hiç ağırlık olmamasına rağmen o düzgün açılarda yapıldığında kişiler tir tir, tir Böyle hocam bu kadar zor muymuş falan evet. tarzında. Wall slide'ı çok severim o yüzden. Bir de genelde işte dumbbelllarla veya direnç bantlarıyla yer çekimi faktörünü ve direnci göz önünde bulunduracak şekilde dış rotasyon yaparım böyle. Evet. Genelde yapmadığım dönemlere kıyasla uzun zamandır bir omuz sakatlığı yaşamadım açıkçası. Peki hocam burada zaten hani fonksiyon olarak posterior deltoid ile benzer fonksiyonlar olduğu için dış rotasyon ve evet. yatay düzlemde işte geri dirsekleri geri almak gibi. Döndük hocam işte upper göğüse. Evet. Yani üst, üst göğüse, üst göğüse geldik Aynen. hocam. Hocam üst göğüs olur mu hocam? Var, evet. <laughs> Şöyle bu ya hep ya hiç yasasında da bahsettiğimiz gibi yıllardır üst alt göğüs... Ben de bunu savundum açıkça söylüyorum hani yok dediğim zamanlar çok vardı. Genelde fizyolojik mekanizmaları kendimiz incelemeyip başkalarından duyduğumuzda böyle ilerliyordu. Bize hep de dendi ki ünlü sosyal medya işte influencerları olsun bu tarz bilimsel bilgi paylaşanlar da bunlara dahil. Kaslar kasıldığında ya tam kasılır ya kasılmaz ama ya hep ya hiç prensibi böyle bir şey değil. Bunu fizyoloji kitabı alıp açtığınızda zaten görüyorsunuz böyle bir şey olmadığını. Evet. Bunun dışında siz sinir inervasyonu da önemli bir nokta. Pektoralis major yani göğüs kasının e, sinir inervasyonuna baktığınızda üst ve alt kısımlarının farklı sinirlerle kontrol edildiğini görüyorsunuz. Yani tek bir sinirle kontrol edilmiyor. Bu evet. ne demek? Aslında bu kas bölgesel aktivasyonu açık bir kas anlamına geliyor. Nitekim gerçekten de çoğu EMG çalışmasına baktığımızda e, incline eğimlerde işte üst göğüste daha fazla aktivasyon çıkabildiğine dair çalışmalar var. Flat düzlerde de zaten genel anlamda çalıştırıcı diyebiliriz. Az önce de dediğim gibi EMG çalışmaları kronik hipertrofik adaptasyonlar doğrudan yansıtmadığı için konu üzerine boylamsal çalışma var mı diye beklemek veya bakmak daha faydalı olacaktır. Bu noktada da bir tane çalışma var henüz elimizde. Hmm. O da gerçekten de incline eğimin üst göğüs bölgesine tekabül eden kısım için e, gerçekten de üstün hipertrofi ortaya koyduğunu gösteriyor. Çok muazzam metodolojide uygulanmış bir çalışma değil ama elimizde bulunan tek çalışma ve teorik anlamda sürece baktığımızda da hem sinir inervasyonu hem EMG çalışmaları hem de mevcut o boylamsal tek bir çalışmayı kombine ettiğimizde aslında gerçekten de üst göğsünün varlığından söz edebiliyoruz. Evet Bunu ben bireysel çıkarımım da değil bu yayın boyunca ele aldığımız bütün uzmanlar da aynısını diyor hatta. E niktominaloji gibi isimler de son yazdığı kitaplarda açık bir şekilde üst üsküsün varlığından bahsediyor. Evet. Hatta anatomik analizlere baktığımızda normalde anatomik kitapları bazıları üst ve alt olarak ayırır göğüs kasını. Bazıları üst, orta, alt diye ayırır bir abdominal başta çıkartır ortaya. Son dönem detaylı anatomik analizler bu sternokostal dediğimiz alt bölümü 7'ye varan ayrı alt bölüme ayırıyor. Her Dur hocam bile. aman evet. hocam o kadar da değil hocam. <laughs> o şekilde Hocam o kadar da değil. <laughs> e, böyle diyebilirim ama hani genel anlamda arkadaşlara ileri okuma yapabilecekleri noktada üst göğsün varlığı büyük oranda kabul ediliyor diyebilirim. Hocam e, ben hayatım boyunca yatay presi hep işte bench presi olarak uyguladım. Zaten genetik olarak da üst göğüs problemi gibi bir şey hiç Doğrudur. yaşamadım. E, ve incline presi geçtiğim zaman teknik acayip afallattı beni. İyi bir tekniğe ihtiyaç var evet, evet. incline preslerde. Onu arkadaşlar hani dirsek açılarıyla şeyle bench press teknikleriyle iyi çalışmalılar diye düşünüyorum. Yoksa baya baya aslında overhead press'e veya önümüze binen Kesinlikle. bir harekete de dönüşebiliyor. Ee, ancak şöyle de bir şey gördüm hocam. Ben genetik olarak fakirse bir kişi bir kas grubunda. Maalesef. orası hep fakir kalıyor. Çok yani etkili, gelişiyor evet. ama hep bir fakir kalıyor. Onu da bilmek lazım. Ya yani bilmiyorum yanlış bir şey yok, mi söyledim yok, ama yok, kesinlikle ben de katılıyorum. Hatta benim vücudumun sağ ve solu hiçbir yerde aynı değildir böyle kas anlamında. Ben yıllarca bu aktif yetmezlik pasif gerilim konularını hep biceps üzerinden anlatırdım. Derdim ki kol vücudun gerisine gittiğinde e, pasif gerilim oluşur. İşte biceps'in uzun başı da doğrudan omuz ekleminden geldiği için daha iyi çalışır. Kol önündeyken işte biceps'in uzun başı aktif yetmezliğe girdiği için kısa baş daha iyi çalışır gibi hep böyle anlatırdım. Dolayısıyla işte iç kısmı geliştirmek isteyenler Pritchell Curl yapsın. İşte uzun başını dış kısmını geliştirmek isteyenler incline Curl yapsın gibi. Ama yıllarca böyle çalıştığım halde fark ettim ki benim sol tarafımın iç kısmı, kısa başı mesela çok sönüktür, kötüdür. Hiçbir şekilde fark olmadı yani. O hala sönük duruyor. Öbürü hala evet. iyi duruyor. Dolayısıyla gerçekten genetik anlamda yoksa orada o oh yeti. Ben böyle bölgesel aktivasyonun varlığı kabul edilse de o genetik varyasyonu bozamayacağınızı düşünüyorum. Yoksa yok yani gerçekten çalıştığınız halde olmuyorsa muhtemelen olmayacaktır. Yani özellikle profesyonel olmayan arkadaşlar için. Estetik ederim. kaydıya çok düşmeyin. Ee, yani iyi olan taraflara evet. <gülüyor> <gülüyor> iyi olan çocuk matematikte iyiyse matematik, matematik Aynen. hocası ver yani hiç Aynen, beden eğitimine yollama e, diyebiliriz. Peki e, göğsün diğer ben Sterna Kostali işte o yani alt göğüs olarak hem sternal hem de kostal daha evet. alt kısmı beraber olarak değerlendirmişiz biz. Ee, ama farklı farklı değerlendirebilirsiniz. Orası için öneriniz ne hocam? Alt kısım için yani genel anlamda şöyle. ikisini bir alırsak sternal kostalı e, klavuklar dışında, üst göğüs dışında. Ben zaten genel anlamda press varyasyonları, fly varyasyonları fazlasıyla iş görüyor. Hatta biçilmiş kaftan yani gerek yok gibi başka. Ama... E, abdominal başı o direkt kostal kısmı ayrı izole edersek alt göğüs bakımından. E, hiçbir bildiğim kadarıyla boylamsal data yok. Gerçekten alt decline eğimde çalışmanın alt göğüsü daha fazla büyüttüğüne dair. Hani ben bazen bizim programlamalarda da yazmıyorum. Hiç kullanmadım çünkü hayatım boyunca da sevmiyorum. Böyle bir inanılmaz kan akışı oluyor başına geriye yattığın zaman decline He. pozisyonda. Hiç yapmadım Biz hayatımda. Bir kere bir iki defa yapmışımdır. Anatomi hocamız da önermezdi hatta patlıcan gibi olup kalkıyorsunuz falan diye. <laughs> sevdiğim bir varyasyon değil. Üzerine de data yok zaten. Hani gerçekten geliştirip geliştirmediğine dair boylamsal hiçbir data yok. E, sırtımı yaslayabileceğim, mutlaka elzemdir diyebileceğim. MG çalışmaları çelişkili. Bazıları olabilir diyor, bazıları yok diyor. O yüzden çok önermiyorum açıkçası. Gerek de görmüyorum. Bu pullover gibi evet. egzersizlerde Postal pek aktivasyonu falan diyorlar. <laughs> Çok mu zorlama olur? Ya normalde şey, yine iç moment koluna bağlı ilerleyebiliyor. Aslında hareket paterni olarak baktığımızda hareket doğrudan omuz ekstansiyonu konsantrik faz ve biz bunu pullover'da yapabildiğimiz gibi straight arm pulldown hareketinde de sırtta yapıyoruz zaten. Sırtta yaptığımız bir hareket. E mantıken düşündüğünde diyorsun ki straight arm pulldown'u sırtta yapıyorsam pullover neden sırt egzersizi olmasın? İkisi de konsantrik fazla omuz ekstansiyonu gerçekleştiriyor. E ancak EMG çalışmalarına baktığımızda zaten bir tane var üzerine EMG çalışması bildiğim <laughs> kadarıyla o da göğüs kasında <laughs> daha iyi. göğüs kasında hani daha fazla aktivasyon ortaya koymuş şeye kayasa kanata benim bildiğim o kadar fazla var mı bilmiyorum İşte konunun uzmanı araştırmacılar moment koluna ve kullandığın açıya bağlı olarak değişebileceğini hatta muscle and motion doğrudan kanat egzersizi olarak gösteriyor polovuru evet. dolayısıyla şey diyemem mutlak düzeyde göğüs veya sırt egzersizidir diyemem. Evet. Ama kostal kısmı daha fazla aktive ediyor evet. Onu diyebilirim göğüste. Ya Barış Okan Belovacık'la hatrına bir programa <laughs> eklenir yani. <gülüyor> <gülüyor> Sen takip ediyor musun? Hep onu yapıyor. Bir, ya. İzliyorum sizin yayınlarınızı vesaire. Hep hep e, o hareketi yapıyor hocam. Peki hocam geldik kollara. Evet. E, Triceps'ten başlayalım öncelikle. Aa evet triceps. Triceps hiç sevemedim. Long şimdi. head, short head. <laughs> ne Nasıl? yapacağız hocam? Triceps'in... Ya. Her hareketten bir tane yapalım. Evet ya inanın hani ben şu an bir kitap yazıyorum üzerine. İnşallah bir ay sonra vesaire çıkmayı düşür çıkarmayı düşünüyorum. Orada bütün detaylarına, nüanslarına değineceğim. Bir nihai sonuca ulaştırmaya çalışacağım. Ama bu yayının başlangıç kısımlarında da ele aldığımız gibi çok böyle muallakta bir konu. Hem birbirleri tartışan uzmanlar var hem çalışmalar çelişkili. Bence garantiye almadığına bir öğretiniz bir de vücut yanında egzersiziniz olsun. Evet. Gerisine çok <laughs> takılmayın evet. diyebilirim böyle. Hani dipsler vesaire de severim ben bu arada. Hatta tricepsimin en iyi geliştiği dönemde çok ağır kilolarla dips yaptığım dönemlerdi. Evet. Ee, severim. O da ekleyebilirsiniz ama garanti alma adına böyle daha bir şeyler berraklaşana kadar bir öğretiniz bir de vücut yana, yanında hareketiniz olması iyidir bence. Evet. Peki hocam biseps'e geldik. Biseps row'larda biseps yeter mi hocam? Üzerine çalışmalar var. Roll ve biceps curl yapan gruplarda biceps örnek veriyorum 11'in büyürken row yapanın biceps'i 3 birim büyümüş. E, mantıklı, sinerjisi çalışan bir kas sonuçta. Yükün büyük bölümünü omuz ekstansiyonu sırasında latissimus alıyorsa kalan kısmı da sinerjisi olarak e, biceps'in alması lazım. Ama bu şey de değil mesela. Hiç büyümemiş değil, büyümüş ama daha az büyümüş. Dolayısıyla şey de çıkarımı yapılabilir burada. Biceps'ten sonra yine böyle bir şey sırttan sonra yine biceps girdiğiniz bir gününüz varsa onun merkezi yorgunluğu veya yıpranmışlığı çalışacağınız bölgeyi etkileyebilir. O yüzden onlar da dikkatli nüanslar dikkat edilmeli. Yani hiç büyümemiş değil, gerçekten de büyütmüş ama spesifik bir biceps çalışıyormuş gibi büyütmemiş. Bence hani böyle doğrudan bir biceps egzersizi gibi büyütmeyecektir oradaki çalışmalar gibi. Benim görüşüm bu şekilde. Hocam, açıya göre değişir açıya tabii. Açıya göre <laughs> değişir ama mesela lat pull down işte supinated. Evet. Barfix'teki işte ağırlıklı barfix falan. Baya baya bicepsleri Evet çalıştırıyor ve şimdi mesela bir tane kol hareketi. Şimdi şöyle oluyor mesela programı yazıyorsun altı hareket falan. Bunlardan dört tanesi compound. işte bir tane de artık kola bise izole hareketi eklemen gerekecek. Ben bu kartımı hep triceps'ten yana kullanıyorum. Çünkü bu sefer yani bir tane de oraya hareket ektim Bir tane de ona dediğin zaman 8 hareket falan oluyor. O da sarmıyor o kadar. Bir de bence kolun yani kolun büyümesini isteyen her arkadaşımız kesinlikle biceps bir tane ekleyebilir. Evet. Özellikle orta seviyeye gelince ama bence bilek Şimdi sıradaki bölgemiz. Çalışılmıyor hocam. Neden? Yani bileğe mesela bileğin hacmi biceps'ten belki daha büyük bile olabilir. Ve görüntü itibariyle de maskülen gösteriyor. Çok kişiye. maskülen gösteriyor. Dövüşçülere falan evet. bakınca işte cücüs suculara falan. Ne bileyim biceps kadar önem verilmiyor. Yani oradaki yapacağımız çalışmalar ne olabilir? Hani bu wrist curl, wrist extension mı yoksa yüksek bir kiloyu elinde... Parmakların açılana kadar tutmaya çalışmak mı? Deadlift gibi. Ne yapmak lazım? Yani vücut geliştirmeciler bu bilek konusunda ne yapıyorlar hocam? Ben hiç bilmiyorum. Yani açıkçası ben o taraklarda çok bezim yok. Kimsenin bilek çalıştığını da görmedim. <laughs> ben salonda. de üşendiğim için çok yapmaz yapmam mesela. Genel programımın dışında bir şey kalıyor bana çünkü. Mesela itiş gününde bütün kas gruplarını çalışıyorum. Gidip de bilek o dizaynın dışında kaldığı için çok yapmıyordum. Bir de şey kafam vardı o sıralarda her şeyi... Serbest ağırlık yaptığım için kavrama kuvvetim zaten evet. gelişiyordur falan tarzında. <laughs> Sonradan şeyi fark ettim. Ben aslında çekişlerde kavrama kuvveti muhabbeti yüzünden sırtla yeterli tükenişe gidemediğimi fark ettim. Yani Sıçrap kullanacağım. Evet onu <laughs> kullanmaya başladım. Şimdi şöyle bileklerim yıllarca şeyi bekledim. Hani bu kuvvetlensin alışsın falan tarzında ama bileğim örnek veriyorum 8 tekrarda arayar sıfır oluyorsa <laughs> sırtımda hala 2-3 tekrarlık şey kalıyordu mesela böyle evet. kuvvet. Onu bozduğu için dedim bir strep kullanayım hani daha iyi olacak mı falan. E, kullandığımda gerçekten sırt antrenmanlarımı daha güzel yapmaya başladım. Ama şeyden feragat etmiş oluyorsun kavrama kuvveti evet. bilek. Onu da şey dedim hani Ebu Bekir vahşi doğada değilsin bir yere tırmanmayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Birinden kaçmayacaksın falan diye böyle kendimi rahatlatmıştım da. Kesinlikle amaca göre değişiyor. Benim şu an hani öyle bir amacım yok ama üzerine çok data okudunuz mu derseniz de bileği nasıl çalıştırırım nasıl ederim diye böyle büyük bir şeyim yok açıkçası. Klasik hareketler ve kavrama kuvveti açısından da havlu barfiksi ya da dambalı tutma gibi hareketlerin evet. bence özellikle ihtiyacı olan veya bu olimpik kaldırışlar olsun, serbest ağırlık çalışan kişilerde önemli yani kavrama kuvveti deadlift'te de vesaire Hocam, faydası dokunacaktır. E, ben burada bir tecrübe paylaşmak istiyorum arkadaşlara. Şimdi bir bir dönem yani bu son yakın zamanlarda Evet. E, yükselin vücut geliştirme programını uygulamaya başladım ve e, klasik işte compound hareketlerden serbest ağırlıklardan daha az ekleyerek hı hı. daha çok işte egzersiz çeşitliliği vesaire işte yapmaya başladık. Öyle olunca bile yani yüksek egzersiz çeşitliliğiyle çalışınca bile böyle bicepsi 3 hareket falan yapamıyorsun. Yani bilmiyorum insanlar bunu nasıl yapıyorlar yani. Kol günü yapmadığın zaman onu yapamıyorsun ki. Onu yapsam da bu sefer bacak falan eksik kalacak. <laughs> Fazla geliyor yüz. Yani düşürdüm bayağı. İki bac yapıyorum ben açıkçası şu an ama benim işte çekiş olduğu için. Ya şunu anlayamıyorum ben. Yani Belin altındaki kaslar, vücuttaki kasların yüzde Ben antrenman programı öneriyorum işte götünü mü göstereceğim? Deadlift yapma, bilmem. Ya işte. Abi, şimdi işin makarası bir yana da, yani yapamıyorsun yani. Çok egzersiz çeşitliliği uyguladığım zaman bile işte biceps'e ikinci bir hareket eklemek bir lüks oluyor. Evet. Ama mesela bileklerim çok zayıfladığını hissettim ve kendimi boyun bilek gibi böyle hani biraz daha eksik bölge gibi e, tarzından mı? O kaslarım hani powerlifting yaparken Aha. daha çok çalışıyormuş demek ki. Böyle aynaya baktığım zaman abi kendime böyle erimiş gibi hissediyorum. Yani <laughs> hani daha önceki hissiyatımla doğru, e, doğru. kıyasladığım zaman. Ulan dedim ben neyi yanlış yapıyorum? Abi ben bilek çalış eskiden yine deadlift, deadlift yapıyordum. Evet. Pull up, mulap yapıyordum. Şimdi onları bıraktım. İşte biraz daha izole hareketler yapmaya başladım. Abi bu kaslar bana böyle bileklerim falan Atrofi çok olmuş gibi. <laughs> çok kötü hissetmeye başladım. Sonra orada dank etti. Gerçekten özellikle bilekler için az önce söylediğim gibi yani bilek çalışmak vücut geliştirmecinin heybeti için hakikaten önemli olabilir. Bilmiyorum vücut geliştirmeye ilgilenen arkadaşlar bunu bir denesin mesela. Ben trapezde de aynısını gözlemledim. Bence yani trapez kişiyi çatı anlamında iri gösteriyor böyle. E, tişört giydiğinde boyun bölgesinden falan. Bilek'te de aynı kanıdayım. Şu an mesela üşendiğimden yapmak şeyinden değil hani üşendiğimden çok yapmıyorum. Ama trapezi de önceden hiç trapez yapmazdım. Şu sıralar daha iki aydır falan düzenli yapıyorum. Fark yarattığını gördüm giydiğimde falan böyle tişört cimdeyken. Bileğe de dönmem gerekiyor evet hani ben de aynı fikirdeyim o konuda. Bilmiyorum bir denesinler arkadaşlar orada işte izole ve işte bileşik evet. bilmiyorum bütün bileklerini çalışabilir veya bileği içe bükmeli dışa bükmeli Aynen. egzersizler yapılabilir. Peki hocam karın kasları şimdi karında sizin söyleyecek çok sözünüz vardır. Üst karın, alt evet. karın, oblikler. Aynen. Normalde göğüste bahsettiğimiz gibi üst alt karın kısmında da şeye baktığımızda biz karın kaslarının farklı sinir inervasyonuna sahip olduğunu görüyoruz. Üstü ve altı farklı sinirlerle kontrol ediliyor. Bu bir noktada teorik olarak bize farklı aktivasyon seviyeleri ortaya koyabileceklerini gösteriyor. Ve gerçekten de EMG çalışmalarına baktığımızda yine EMG kendi içerisinde pek çok limitasyon olduğu için tutarsız sonuçlar koyabiliyor. A kişisinin yaptığı EMG sonucu farklı data verirken B'ninki farklı verebiliyor. Çünkü yerleşim yerinden derinliğine kadar veya kişinin efor seviyesine kadar hep sonuçlar saptırılabiliyor. Ama mevcut genel havuza baktığımızda üst karın kaslarının klasik crunch gibi egzersizlerde aktif olduğunu EMG çalışmalarında alt karın bölgesinin de reverse crunch gibi hareketlerde daha fazla aktif olduğunu gösteren akut EMG çalışmaları var. Konu üzerine boylamsal çalışma yok. Doğrudan altı ve üstü ele alan ancak tenisçiler üzerinde yapılan bazı çalışmalar var ki dominant olmayan taraftaki karın kaslarında daha fazla hipertrofi bulmuşlar. Yani bu şu demek aslında. Bırakın altını üstünü, sağı ve solu bile bölgesel anlamda farklı büyüyebiliyorsa neden üstü ve altı da büyümesin gibi. Çünkü bölgesel aktivasyon ve büyümeye açıksa e, bunu sadece sağ sol değil, üst alt da büyüyebilir evet. anlamına geliyor. E, bu çerçeve genelinde de Bret Contreras veya Bret Schoenfeld gibi uzmanı e, isimler, e, benim az önce de bahsettiğim gibi üst karını hedef almak istiyorsanız klasik crunch varyasyonlarını, alt karın bölgesinde hedef almak istiyorsanız da reverse crunch varyasyonlarını e, dahil edebilirsiniz diyor programlara. E, tek problem şu olabiliyor alt karın çalışırken kişiler bu leg raise varyasyonları yaparken aslında alt karının bacaklara tutunan bir kısmı yoktur o. Altta kuyruk sokumuna yakın bir kemiğe tutunur sonlandığı yer. Dolayısıyla aslında kişinin bacağını kaldırıp indirmesi daha çok kalça fleksörü dediğimiz o kalçayı büken kasları çalıştırıyor. O noktada reverse crunch vesaire yaparken kalçayı mümkün olduğunca sabit bir açıda tutup doğrudan omurgayı yuvarlamaya yönelik bir hareket paterni gerçekleştirirlerse belki daha faydalı olabilir evet. diyebilirim. Bunun dışında karınla ilgili bazı anekdotlar eklemek isterim. Şey derler genelde yüksek tekrarlarla çalıştırılması gerekir evet. falan tarzında. Ve YouTube'a karın <laughs> antrenmanı yazınca böyle 30 dakikalık evet, kardiyolar falan. Evet, maalesef. Işte. Biz de yaptık onları yani bol bol Migros TV'ye ev, ev egzersizi <laughs> videoları çekiyorduk zamanında. <laughs> ya yani herkesin illaki düştüğü taraf oluyor da aslında karın kasları da iskelet kası, vücutta kalp kası, düz kası ve iskelet kası olmak üzere 3 kas var. Bizim egzersizde büyüttüğümüz, geliştiğimiz kaslar iskelet kasları ve vücudun her yerinde aynı aslında bu kaslar tabii ki evet. dayanıklık odaklı veya patlayıcı odaklı lif türü baskınlığı değişebilir. Ama o da en nihayetinde bir iskelet kası, hipertrofik yanıt veriyor. E, bu egzersiz değişkenine göre de büyüyor, sürece adapte oluyor. E, mevcut data incelediğimizde karın kaslarının lif türünün e, vücuttaki diğer pek çok kastan hiç farklı olmadığını görüyoruz. Neredeyse hemen hemen eşit oranlarda tip 1 ve tip 2 lifler barındırdığını görüyoruz. E, bu işte göğüsten omuzdan baktığın zaman farklı bir kas değil aslında bu yönüyle. ...ve onu nasıl ki ağır yüklememiz gerekiyorsa... ...işte gidip de 500 tekrar yapmıyorsak... ...gelişsin yansın diye göğüse omuza... E ...karında da aynı şekilde... hipertrofik bir adaptasyon ortaya koymak için... ...uygun yükleme yapmamız gerekiyor. Gidip de dedik ya biz %30'un altındaki yüklenmelerde... ...merkezi yorgunluk artacağı için faydalı olmuyor aslında. E karında neden o kadar fazla tekrar yapıyoruz? Hem lif türü yönünden böyle bir elverişliliği yok. Ki bilimsel literatürde... ...yine setler tükenişe gittiği sürece... Lift türüne göre antrenman yaklaşımını desteklemiyor. Doğrudan çalışmalar var. Bir gruba 30 tekrar yaptırıyorlar. Bir gruba 10 tekrar yaptırıyorlar. Sürecin sonunda ölçtüklerinde ikisinde de benzer hipertrofi çıkıyor. Çünkü tükenişe götürüyorlar setleri. Dolayısıyla karın da şey diyebilirim. Hocam biz yüksek tekrar mı yapmalıyız, düşük mü? Yok. Diğer kaslardan farkı yok. Onda nasıl yapıyorsan onda da aynı şekilde yüklenmen gerekiyor. E, yorumunda bulunabilirim özetle. Ağzına sağlık hocam. Yani mesela haftada iki defa karın çalışıyorsa kişi ya da iki tane hareket ekleyecekse bir üstten bir alttan Evet. Eklemeleri e, faydalı olur. Özellikle alt karın çalışırkenki teknik, o pelvis'teki evet, evet. yani omurga'daki hareket evet. e, önemli. E, bir de şunu da ben eklemek istiyorum hocam. Alt karın yağlarını mesela birçok insan diyor benim alt karnım zayıf. Halbuki aslında alt karnındaki yağların yani biraz daha biriktiğini ve aslında yağ vermeye devam etmesi gerektiğini evet. e, anlıyorum ben oradan. Bu konuda söylemek istediğiniz bir şey var mı? Genelde zaten şey olur. Ya insanın vücut doğasına, yapısına baktığımızda biz ağırlık merkezi ortalama göbek deliği bölgesine tekabül eder ve kişi ne kadar kilo alsa da şişmanlasa da aslında insana dışarıdan bir absürt görüntü vermiyor değil mi? Ama mesela o kiloyu omuzdan alsak düşünsene, omuzun sadece kilo alıyor, kocaman oluyor. Ne kadar dışarıdan absürt bir görüntü ortaya koyuyor. Evet. İnsan yapısı bu, denge bozulmasın diye vücut dengesi kilo alırken, yağlanırken ekseriyetle oradan almamız lazım. Hani depo anlamında büyüklüğü. Çünkü ağırlık merkezin orası senin. E dolayısıyla bardağa ilk giren son çıkar mevzusu verirken de tabii ki genetiğe kişinin yapısına göre değişir ama genelde en son oralardan gidiyor. Evet. E, bu şey demek değil. literatürde siz iskelet kasını çalıştırarak o kasla spesifik adaptasyon yaşatabiliyorsunuz. Gelişebiliyor. Yani ben üst karnımı çalıştım. Sadece üst karın geliştirebilirim belki. Hani tam anlamıyla desteklenmese de bu az veriler nedeniyle. Direkt kol üzerinden örnek vereyim biceps çalıştın bicepsin büyür tricepsin büyümez evet. ama alt karın çalıştın diye gidip de üzerindeki yağ gitmiyor veya biceps çalıştın diye üzerindeki yağ gitmiyor çünkü yağ doku ile altındaki kas e, dokusunun fizyolojik olarak bir bağlantısı yok üzerinde bulan bir katman sadece bununla ilgili farklı görüşler vardı youtube'da da özellikle bazı yine influencerlar aslında bölgesel yağ kaybının olabileceğine dair bir çalışma sunmuştu ve büyük bir güruh arkasından Aa, aslında varmış diye takip etti. Oysa <laughs> olmadığını gösteren 12-13 tane çalışma varken olabileceğini gösteren bir çalışma var. Ve insanlar nedense o 12-13 çalışmayı dinlemek yerine gidip bir tane dinliyorlar. Ve yine başlığı okumanın ilerisine gidip evet. çalışmanın detayını incelediklerinde aslında zibilyon tane limitasyonla karşılaşıyorlar. E, bu noktaya Parmak basma adına da 2022 yılında olması lazım geçtiğimiz yıl ya da bu yılda olabilir. Bir meta analiz yayımlandı. tam son noktayı koyma adına. Bütün literatürdeki mevcut çalışmalar topladılar ve dediler ki bölgesel, bölgesel yağ, kaybı, yağ yok. kaybı yok. Aynen Siz bir yeri çalıştırarak Keşke o bölgeden... Keşke olsa. Keşke. Biz neden kabul etmeyelim? Olsa Ama o var yok. da biz saklamıyoruz evet, yani. Evet. Bölgeden çalıştırdığınız bölgeden kas Gelişimi elde edebilirsiniz ama üzerinden yağ kaybı elde edemezsiniz. Yağ kaybı genel gerçekleşen bir süreç. Vücut enerji açığı olduğunda nereden geldiğine bakmıyor. Deri altı evet. yağlarını genel kullanıyor. Ağzını sağlık hocam. Peki oblikler için yani bu rectus abdominis'in sağında solunda olan evet. eksternal oblik için e, nasıl hareketler? Dumble alıp yana mı yatmalıyız? E, yoksa rotasyonlu böyle gövde döndürmeli hareketler mi? Ya yani normalde o yoksa, e, mi? çizgiyi izlediğimizde aslında doğrudan böyle aşağı inen bir lif yönüyle karşılaşmıyoruz aslında o rotasyonel bir e, seyir izliyor. Dolayısıyla ben şeyleri seviyorum aslında. Palof pressleri veya rotasyon hareketlerini oblikler için hoşuma gidiyor. Side bend yapacak arkadaşlar da yine yapabilirler. Hani böyle illaki yapmayın demiyorum. Evet. Ama şöyle yapıyorlar side bend yapanlar. Genelde iki eline de dumbbell alıyorlar ve o şekilde yanlara eğil kalk yaptıklarında aslında o ağırlıklar birbirini dengeliyor. O da yapacaksanız. bilek ve trapez evet, çalışırsın. Evet kesinlikle. Yani yapacaksanız da tek elinizi alıp o yönün zıttına doğru bir fleksiyon evet. gerçekleştirmeniz lazım yan tarafa ki... E, ...yan karın kaslarınızda oblikler dış direnci yüklensin. E, buradan varsa gör, dinleyen arkadaşlar... ...geçen yine salonda hani karşıma geldi artık kimseyi uyaramıyorsun e, tartışma çıktığı için elleniyorum evet. o yüzden... Ama hani arkadaşlar yanlış bu. İki elinize daha dumbbell almayın. Sidebent yapacaksanız tek elinize alın. Evet. Onun dışında böyle spesifik e, detay isteyen bir kas mı bilmiyorum. Ben çok odaklandığım bir kas değil oblikler. Genel anlamda palof press'leri severim. rotasyonel cable hareketleri severim. Sidebent az yaparım. Yaptığım dönemler oldu ama yaptığımda da tek dumbbell yaptım. <laughs> evet. Peki hocam. Şimdi sadece üst gövdede bir tane kasımız hı hı. kaldı. O da Latissimus dorsi. Evet. Ha, özür diliyorum iki tane var. Bir de aslında spinal erectors evet. var. O ikisine şöyle baktığımızda çok farklı yani. Önce ledlerden başlayalım hocam. Ledler nasıl çalışır? Ledlerde benim dikkatimi çeken ve bir noktada da şey utandığım ve Ebu Bekir her şeye zıt gitme her şey olabilir dediğim bir nokta vardı. Genelde vücut geliştirme camiasında şey olur işte LED'lerin alt kısmını çalıştırmak istiyorsan şunu yap. Üstünü istiyorsan bunu yap. Ve ben hep şey derdim. Sonuçta o koldan leğen kemine kadar tutunan tek bir kas. Bu evet. kasın altı üstü yoktur derdim mesela. Bunlar işte padici camiası bilmiyorlar falan tarzında. Evet. Sonra Tabii baktım ki bro ki, science. Evet. <laughs> Detaylı anatomik analizler gösteriyor ki altı ve üstü de var. Altı ortası üstü. sağ solu da ya ayrı var. Benim bu var. bilgiye ihtiyacım var. Çünkü benim... Yani led zaten genetik olarak hani vücudun böyle şey dar bir yapıya sahip evet. şu led spread'i böyle genişletebilsek çok iyi olurdu yani. <laughs> yani bu sadece şey de değil aslında fizyolojik kesit alanına baktığımda bile üst alt orta kısımlarında farklı birbirine göre kas hacimleri ortaya çıkıyor. Keza işte aktivasyon paternleri iç moment kol uzunluğu anlamında da. Bunlar latismus dorsi sırtın neredeyse tamamını kapsayan büyük bir kas ve egzersiz seçimi de çok detay istiyor. Sarkomer boyundan tutta, iç moment evet. kol uzunluğuna Gerçekten kadar. Gerçekten enteresan da bir kas. Evet. Bir de böyle ne bileyim omuzu da içe rotasyon evet, falan evet. yaptırıyor. Aslında Acayip. vücudun arkasında dursa da bir anatomi kitabından pek anlayamayabilirler ama e, herhangi bir anatomi uygulamasından, 3 boyutlu izleyebildikleri bir anatomi uygulamasından, uygulamasından bakarlarsa arkadaşlar aslında dışarıdan gelip omuza içeriden tutunduğunu göreceklerdir. Dolayısıyla postürel bozukluklarda genelde NSM falan şey yazar. E, mesela kamburlukta Der ki Latusmus dorsi kası kısalmıştır der. Sonra bunu diyen adam da şey diyor. E Bize dediler ki kambur sırt, sırt çalış dediler evet. diyor. Orada böyle bir error verebiliyor. İşte aslında orada bahsettikleri şey o lower traps. Evet evet. evet Latusmus değil aynen. Ee, şey kısmı. Ee, egzersiz seçimi konusuna gelirsek de. Evet hocam üst <laughs> üst led <laughs> alt led hocam <laughs> egzersizleri var. <laughs> Burada hani bence ona ayrı bir yayın bile şey açılması evet. lazım şey olarak. Hocam tesadüftür. Bugün e, bununla alakalı bayağı bir şey dinledim. Süper. Ve gerçekten hala tam olarak anlamadım. Ee, yani, o zaman süper. Evet <laughs> işte biraz işte dar tutunca biraz da üst taraf çalışıyor. Geniş tutunca biraz da alt taraf çalışıyor. Anladığım bu. Hı -hı. Ama yani neden ve ne kadar etkili bunu tam anlamadım. Ama zaten şöyle bir şey var. Yani illa ki biz işte geniş tutuş Abi, bir tabii, tabii. E, bar fix. Ve aynı zamanda zaten veriyoruz. dar tutuş bir e, row falan yapıyoruz aynen, yani. Aynen. hani Demek ki Zaten yapıyoruz yani. Ya o hani dediğim gibi mesela ben bizim sosyal medya paylaşımlarımızı takip edebilir arkadaşlar diğer kısımları, kitapları vesaire. Bunlar ciddi anlamda 15-20 sayfalık böyle detay isteyen konular. Hani şeyi anlatmak istediğimizde. Ama senin de dediğin gibi özetle diyebiliriz. Zaten biz o gerekli varyasyonu antrenman içerisinde çoğu kişi veriyor zaten. pull up'ını da yapıyor, işte row'un da yapıyor, led pull-down'u da yapıyor. Ee, genel anlamda hani şeylere değinecek olursam şey kısmı vardır led pull'dan da enseye mi indireyim, öne mi indireyim vesaire diye. Evet o çok yapılıyor. Aha. Enseye indirme. Aynen. Bunda hani hiçbir boylamsal çalışma yok yine hipertrofiye bakan. Ama EMG aktivasyonu çalışmalarına baktığımızda hiçbirinde enseye indirilen daha fazla bir aktivasyon çıkmıyor. Genelde hep benzer çıkıyorlar. Öne de indirsen, enseye de indirsen şeklinde. Bazı çalışmalar var metodolojik olarak düşük kalitede. Biraz geriye yaslanılarak yapıldığında daha fazla aktivasyon bildiren. Yine iç moment kolu olayına baktığımızda da bazı uzmanlar şey diyor. Latissimus dorsi 120 dereceden sonra kaldıracını kaybediyor. Dolayısıyla lat pulldan falan yaparken tamamen altına girmeyin böyle hani biraz geriye yaslanmış evet. Yani aslında falan o lazım. işte streç mediyeti hipertrofi Aha. falan olması zor yani. Evet o yönden hani kaldıracı olmadığı için o yönde aktivasyon da sergileyemiyor. O gerdirmeye dayalı o hipertrofi yaşayabilmesi için de aktif olması lazım öncelikle. Dolayısıyla hani çok altına girmenin hani şey yaparlar ya bu ego liftingde tamamen altına girip çıkarak evet. falan böyle. Ee, o tarzdan yaklaşımların uygun olmayabileceğini söylüyorlar tam katı olmasa da. E, genel anlamda pull up'ınızı, Evet şey yapıyorsanız çok kasmaya gerek yok. <laughs> yani let enteresan bir kas evet. ama pratikte de baktığımızda en minimalist çalışan bile bir üstten bir alttan Aynen. işte kesin Aynen. bir çekiş yapıyor. Ama evet biraz çeşitli ihtiyacı olabilir hocam. İşte moment tekniklerde de Tabii. momentum'u bazen kullanarak. Bilemiyorum yani. Ben son tekrarlarda yapıyorum bu arada şeyi. O tükenişe gerçekten gittim mi gitmedim mi bakmak için falan. Hani Red Bull'dan da o cheating'i yapıyorum son evet. ilk tekrarda bazen. Ama işte dediğim gibi çok böyle salaş yapanlar aslında diyorum böyle gir çık falan tarzında. Çok tavsif etmiyorum kendim. Ya burada bir de birçok arkadaş mesela barbel ruhu hı hı. şey yapıyor. Şimdi şöyle bir şey var hani temel egzersizleri önerdiğimiz zaman da ee, ...insanlar bu sefer temel egzersiz o zaman barbell yapmam lazım. O zaman barbell row kutsal bir egzersizdir gibi bir evet, düşünce evet. silsilesine girebiliyorlar. Barbell row bence sırtın tamamı için çok iyi bir hareket olsa da... E, ...yine oradaki teknikal hani nüanslar önemli. E, eğer programında şimdi buradan da şeye bağlayacağım spinal erektörlere bağlayacağım. Eğer programında kişi deadlift türevi bir şey yapıyorsa... Ben barbell row'u da yapmasından ziyade onun yerine farklı bir lat egzersiz yapmasını öneriyorum. Yani şunu demek istiyorum. Anladım. Deadlift artı lat pull down veya barbell row artı başka bir işte. Zaten erектор spinayı yeterli düzeyde çalıştırdığı için diyorsun şey deadlift evet. varyasyonları. Yani deadlift ile çalıştırdığım için barbell row'daki o bir de stabilizasyon evet, evet, faktörü var ya gerçekten biraz ustası olman aynen, gereken aynen, bir aynen. E, hareket ve geniş tutuşuyla dar tutuşu da biraz. E, olayın seyrini değiştirebiliyor. Arka omuza veya latismus'a yüklenecek şekilde kaydırıyor. Şey. Aynen öyle. Yani daha geniş tutunca biraz daha arka omuza evet. daha dar tutunca biraz daha let'e e, odaklıyor. Dolayısıyla orada ben bu göğüse e, yaslamalı makineleri beğeniyorum. Aynısını diyecektim. O yüzden mesela ben programımda e, Barbell Row'u çok mesela powerlifter'lar da evet Barbell'le çok haşır neşir insanlar ama zaten Deadlift'le çok haşır neşir evet. oldukları için Barbell Rove'a ihtiyaç duymuyor olabilirler. Ama ben deadlift yapmak istemiyorum diyen bir arkadaşımızın Aynen da öyle. en azından Barbell row'u yapıyor olması kontrollü bir şekilde faydalı da olabilir. yani Şöyle mesela... Bu bilgide ne yaparsanız yapın evet. alın. Hani bu bilgiyi alın hani ne kişi yaparsanız Kişi yine yapın. belki back extension falan yapıyordur programında. O noktada yine çok radikal olmayabilirim. Ama kesinlikle deadlift vesaire bir varyasyon yapmıyorsa bu elektrospinanın o uzun kasların yeterli düzeyde çalışması, hipertrofi yaşaması adına ben de Barber row'u yani bütün sırt gelişimi anlamında öneririm. Deadlift falan yapmıyorsa. Ama hali hazırda deadlift yapıyorsa özellikle bu Romanian tarzda deadliftler. Ben de salt hipertrofi için kesinlikle herhangi bir machine row veya işte cable row gibi hareketlerde doğrudan latlara odaklanabilecek şekilde çalışmalarını kesinlikle tavsiye ederim. Spinal erektör için başka öneriniz yoksa yavaştan kalçayla devam edeceğim. Ama bu deadlift konusunu Hazır açılmışken hani bir de erektör, kalça, oradan hamstring bu şekilde gitmemiz hani egzersizlerin uyumu açısından iyi. Deadlift'i ne olarak görüyorsun? Hani bu tabii çok artık magazinsel bir şey oldu yani. Deadlift ya da deadlift çeşidi olarak siz ne uyguluyorsunuz? Ben eskisi gibi değilim. Eskiden bazı kişileri takip ederken farkında olmadan onların fanatikliğini yaptığımı da sonradan fark ettiğim oldu. Sonradan dışarıdan daha geniş çerçeveden baktığımı hissettiğim de oldu. Şu an hani daha tabii bilemem ama kendi kendimi yorumladığım için genelden yorum yaptığımı söyleyebilirim. Hani bireysel bazla değil de bence hiçbir egzersiz elzem değil yani. Mutlaka yapmalısın değil hiçbir egzersiz bana göre. E hatta deseler ki bana işte hayatım boyunca yapabileceğin bir egzersiz olsa hangisi olurdu? Ben derdim ki hiçbirini yapmam. Kickboks yaparım mesela. Hani <laughs> madem bir tane bir şey yapabileceğim, <laughs> bir dövüş branşı yaparım yani. Bana göre hiçbir egzersiz elzem değil. Deadlift konusunda ben kendim şu an Romanian yapıyorum. Hamstring kalça grubu için. Şeyin normal hamstringin diz fleksiyon açısı çok geniş olmadığı için hamstringleri çok fazla hani çalıştırdığını düşünmüyorum. Çok şey kadar işte leg curl veya Romanian kadar. Kendim şu an Romanian yapıyorum. Ama hani programımda düzenli olarak conventional var mı? Geçen seneye kadar düzenli full yapıyordum. Bu sene biraz Romanian'a kaydım yapmak isteyenlere asla şey demem. Bu sakatlık mevzu falan hiç o tarafta değilim. Hiçbir egzersiz doğru yaptığın sürece bence problem oluşturacak bir egzersiz değil. Instagram'da da o Mark Ripeton'un yorumunda da bahsettiğim gibi hani büyük bir kaya parçasına doğru sürüyorsan araba kullanmak da tehlikelidir baktığın zaman. Dolayısıyla düzgün öğrendiysen bu hocam doğru söylüyorsun da şimdi burada bu tartışmaların da odağında birisi olarak <laughs> yani her alanda şimdi nereye tutsan elinde mesela Şöyle hocam. Geçen de bununla alakalı bir yıl çektim hatta bak. Hiçbir egzersiz zorunlu değil ama işte ben kalçam, spinal erektörüm, işte sırtım ırtım, evet. trapezim, bileklerim gelişsin deyince yani bir yerde de bir deadlift çeşidinde eklemen gerekiyor. Şimdi evet evet. Güzel. Zorunlu mu değil mi? Şimdi bana göre bir deadlift varyasyonu veya bir deadlifte benzeyen bir şey. Hani iyi bir fizik istiyorsan zorunlu. Ee, ama aslında deadlift de zorunlu değil. Mesela ama işte mesela sumo deadlift ya, hani orada çıkamıyorum içinden falan. O yani oradaki o sorunun framing'i önemli. Yoksa niye zorunlu olsun? Mesela adam diyor ki ben diyor zorunlu görmüyorum. E ee, işte Romanian deadlift yapıyor mesela. Hmm. Tamam hani orada kimin hangi pozisyondan gelerek sorduğu çok önemli. Sakatlık meselesi de öyle. Aynen. Şimdi deadlift sakatlayabilir mi? Yani peki hala sakatlayabilir. Tabii, tabii. Ama... Ama hani buradaki geldiğimiz nokta hani nereden nereye getirmeye çalışıyoruz? Kim için? Hangi durumda? Şimdi deadlift Deadlift'i programına ekleyip uygulayan bir Mesela biz dört kardeşiz hocam. Hı hı. Dört erkek kardeş. Aramızdan bir tanesinin bel fıtığı var. Bil bakalım. Deadlift yapmayan. <gülüyor> <gülüyor> Diğer üçü deadlift yapıyor. Evet. En zayıf deadlift yapan da işte 140'la evet. bir single'ı var. Yani mühendis evet. adam hiç umurunda bile değil. Zaten zayıf da bir adam. Ee, yani şunu demek istiyorum... Nereden geldiğimiz ve nereye gittiğimiz çok önemli. Şimdi deadlift zararlı değil diyorsun. Adam altına döküyor. Senden duyuyor insanlar gidiyor ya, ve işte ego yapıyor. yapıyor. Ama abi şimdi o, o çocuklar da onlara da kızamıyorum. Onlarda da, da evet. kanı kaynıyor. Spastik hareketlerden çok hoşlanıyorlar falan. Da şimdi onu yapacak adam da deadlift yapmasa da başka bir şeyle aynı zararı i̇şte aynı Bulabiliyor yani. Diyorsun ya o zaman ben birine araba sür dediğim zaman git uçurumdan sür mü diyorum. Yok yani düzgün sür düzgün yap. <laughs> ya şey yapıyorsun mesela diyorsun ki tamam abi deadlift yapmayın Allah belasını versin deadliftinde <laughs> diyorsun abi adam ne bileyim kranç yaparken belini sakatlıyor bu sefer. Ya yani işte... hani sınırı yok çünkü onun. Madem öyle ya lütfen işte kademe kademe şunu düzgün yaparak bir şeyler yapalım yani. Şeyi Back bile extension'la yapıyorsak mi? o da... Evet benzer şeyi bile incelediğinde yaralanma oranlarına baktım. aslında ağırlık antrenmanlarına bağlı yaralanma oranlarının diğer spor branşlarına kıyasla oldukça düşük olduğunu görüyoruz. Siz mesela evet. ben çocuğa işte genç bir çocuğa squat öneriyorum. Öne göre babası diyor ki o daha işte kemikleri büyümedi, gelişmedi ben onu basketbol yollayacağım. Ya yani burada mesela kafanı masaya vurasın geliyor. Çünkü yer reaksiyon kuvveti diye bir şey var. NSM'den tut da bütün kaynaklar dile getirir zaten bunu. Kişi sıçradığında tek bir sıçramada dahi diz eklemine kendi vücut ağırlığının 11 katı kadar yük biniyor. Şimdi diyelim ki bu çocuk 50 kilo bir kere sıçradı aldı işte 500-600 kiloyu diz eklemi absorbe etti. Bu basketbolda yüzlerce binlerce defa evet. sıçrıyor ve her birinde e, diz eklemi bu yükü absorbe ediyor. Ona rağmen boyu kısalmıyor. Benim verdiğim 10 kilo squatta mı büyüme kemikleri plakları zarar görecek? Yani o kadar nereden tutsam ucunda kalacak bir konu ki. Hocam bir de yani şöyle baktığın zaman hakikaten bu squatların, deadliftlerin yapılmaması, o bağlar yani birçok evet. profesyonel sporcu arkadaşlarım da var. Aynen. Ve maalesef çok zayıflar. Çok. Bağ dokuları çok zayıf, kasları çok zayıf. Ah keşke biraz onları yapsalar. Hani çok ters biliyorlar. Burada bu da şu yüzden hocam çünkü e, bir video seyrettiği zaman mesela benim babaannem yani Aynen. hayatı işte doğada mücadeleyle geçmiş bir insan. Neredeyse 90 küsür yaşında yani 100 olacak. O bile benim videomu, fotoğrafımı köyde gösteriyorlar ona. Oğlum, o kadar ağır çalışma evet, diyor. Evet, Çünkü. Çünkü aynısınlar. Yani doğal olarak insana ağırlık, işte 200 kilo mu? Vay falan diyorlar. Al bu ki evet, evet. yani çok da önemli bir şey değil aslında. Ama öyle bir ön yargı var. Bilmiyorum, belki bu konuda bir kitap okumamıştı, eğitim almamış ya da böyle YouTube yayınlarını falan takip etmemiş insanlar bu konuda o toplum baskısından dolayı ve doğal hani. Mantıklı geliyor öyle olması yani evet. insanlara. Aynı şey gibi hocam işte doğal şeker, doğal olmayan şeker. Aynen. Hani yani bu bir şey doğal değilse o zaman kötü olabilir falan gibi bir. De o da bir da sıkıntı mesela bal diyorlar ki doğal şeker sanki evet. biyokimyasal olarak farklı bir şey oluyor. Oysa incelediğinde Normal şekerle glikoz şeyi aynı yani bir şey yok evet. baktığınız zaman. Yani şey geliyor insan mesela eskiler daha sağlamdı. Evet, evet, Hep evet. böyle bir algı yani evet eskiler sağlamdı falan ama yani bakıyorsun adamların dişi dökülüyormuş yani <laughs> hani hiç Şeyle... sağlık çok sıkıntı. <laughs> Taşla kırarak diş çekiyorlarmış falan. <laughs> yani o bağlamda umarım bu bunlar buradaki goy goyumuz size faydalı olur arkadaşlar ve evet ağırlık sporu yani yaralanma sakatlanma açısından çok zayıf olsa da yani insanlar bir şekilde deadlift fıtık ilişkisini kurabiliyorlar. Peki e, hocam kalça ve hamstring beraber mi değerlendirelim? Ayrı ayrı mı? Mesela kalça için squat mı? Hip extension mı? Hip bridge mi? Hangisi? Beraber değerlendirebiliriz aslında bence. Kalça şöyle ki normalde en azından şeyden girelim. Birçok insan artık biliyor squat, hip thrust, hip inch varyasyonları, işte glute bridge varyasyonlarıyla kalça çalışır artık bunu bilmeyen yok. Hani egzersiz çeşitliliği veya değişimi korusunda belki birbirleriyle tartışan şu iyidir bu iyidir diyen arkadaşlar için bazı nüanslar değinebiliriz. Brad Contreras'la beraber hayatımıza giren bir hip thrust var. O hareketi o adam mı <laughs> üretti gerçekten? Evet he, kitabında da diyor işte neden hip thrust? Eskiden yok muydu ya hip thrust? Şöyle ki eski kitaplarda ben aradım hocam mesela bu Frederic Delavier'in, sadece kadınlara özgü bir Women's Strength Training Anatomy diye kitap var. Hip thrust yok mesela orada. Glute Allah bridge var sadece. Evet. Ha doğru. Glute bridge var. Ha, tamam. Evet. Glute tamam. bridge var. Ben genelde hip thrust glute bridge oradan bench gibi. üzerinde yok yani böyle evet. sırt yaslayarak. O bir de onun makinasını yaptı. Evet, evet, evet. Orada şey diyor işte niye hip thrust? Çünkü kalçalarınıza güvenirsiniz falan. <gülüyor> evet. <gülüyor> İsmini nasıl buldum ben aslında. Ee, hep EMG çalışmalarını falan sürecin merkezine koyup dedik işte itiraz squatlara kıyasla daha iyidir. ...tarzında. E, sonradan bu ikisini kıyaslayan hiçbir hipertrofi çalışması yoktu. 2021 veya 22'de Brezilyalı kadınlar üzerinde bir çalışma yapıldı. Barbalo ve arkadaşları yaptı. Tam tam menşe. Tam da evet. Yerinden bulmuş. E ve antrenör kat, katılımcılardı bunlar. E, katılımcılar hem kadın hem antrenör olmalarına rağmen işte 12 haftalık bir süreçti yanlış hatırlamıyorsam. Hip squat yapan gruptaki kalça gelişimi hip thrust yapanlara kıyasla neredeyse 3 kat daha fazla çıktı. Tabii böyle bir intihal yarattı. Herkes Instagram'dan dalga geçiyor falan. Brad Contreras'tan yorumunda falan. O da işte bekleyin göreceksiniz falan tarzı böyle bir duman almaya çalışıyor. Abi evet. <laughs> o süreci bayağı yoğun takip etmiştim ben. Çünkü hani biz de öneriyoruz ne olacak falan. Ne oldu şimdi patladık mı tarzında. Ama ben böyle bir şey görünce bir beklerim yani. Ben de tabii hani. Çünkü olağanüstü. Evet bir evet. Yani. <laughs> Sonra bizim e, Greg Knuckles'lar bir el attılar olaya. O Greg Knuckles yine... Of. Chris Beersley ile beraber Aynen. gerçekten helal olsun. ya ben Kompleks konuları anlamamı kesinlikle sağlayan adam. var ya kesinlikle. Öyle bir detaylı analiz yapmışlar ki Barbalo'nun çalışmasını. Sayfalar dolusu herkes erişebiliyor bu arada açık erişim. Ben ki hani çok kafa yorarım böyle istatistik analiz üzerine ve ki yüksek lisansta da bilimsel araştırma yöntemleri ve istatistik dersi aldım. Ona rağmen anlamadım açıkçası böyle. Yani evet. özetini falan okudum böyle. En güzel çalışmalar öyle değil mi hocam? Evet. İlk başta anlamadığın. Aynen kesinlikle. O yüzden izleyiciler bize sövmesin lütfen. <laughs> kesinlikle. E, ve dedi ki usulsüzlük yapmış. E, çalışma böyle sonuçlanmaması lazım. İşte e, deneklerin kaldırdığı kilolar üstü kilolar. Hani böyle şey e, bir powerlifting yarışmasında... ...pik derecenin de üstünde kilolar falan var böyle... ...yani çok anlamsız sonuçlar çıkıyor ortaya... ...o sayfalar Hı. dolusu şeyde... E ...dedi bu usulsüzlük yapmış... ...ben diğer çalışmalarında da... Hani bilerek mi yapmış? hani Evet evet mi? bilerek... ...çünkü bilimsel çalışmada şey yapamazsın genelde... ...yani oynayamazsın... ...neyse o çıkar yani... ...düzgün Hı. yürüttüğünde metodolojiyi... Evet. ...ama kendi inandığın tarafa çekecek şekilde oynayabilirsin... Evet e, ...geçmişte ya, demiş... ...ben bazı çalışmalarına da gelmiştim... ...hani olmayacağını düşündüğüm ama... Şans eseri sonuçlardır falan diye çok fazla odaklanmadım diyor. Ama bu çalışmadan sonra hem bu çalışmaya hem de diğer çalışmalarına baktım. Ve neredeyse bütün çalışmalarında usulsüzlük yapmış. Ya bu da enteresan. Bu evet. konuda niye dümen yaparsın Kesinlikle. ki? Kesinlikle. Adam öyle bir mimlendi ki hocam. Şimdi mesela nerede bir blog yazısı okusam, nerede bir makale okusam. Mesela işte şeyin Menno Enselmas'ın hacim yazıları falan var. İşte eski. Açıyorum güncelleme gelmiş işte. Barbalo'nun evet. usulsüzlükleri nedeniyle bu çalışmayı... Eliot's yani. falan tarzında. Tabii biraz hani dışlanması da iyi olur. Evet, Kimse evet. böyle bir şey yapmasın yani. O noktada hani o adama artık bir damga vurduklar için şey diyememeye başladık. Gerçekten de squat tip thrust'ı yendi e, diyemiyoruz. Çünkü usulsüzlük yaptığı bir çalışma. Bu sene Brad Contreras'ın ve Manuel Selmas'ın fonladığı bir çalışma yapıldı. Yani MRI çalışmalarının parasını falan ceplerinden ödediler adamlar. Aralarında şöyle bir şey çıktı. Yine 12 haftalık bir süreçti yanlış hatırlamıyorsam. Denekler antrenmansızdı. E, squat ve hip thrust benzer kas gelişimi ortaya koydular. Evet. E, bunda da bazı araştırmacılar diyor ki çalışma daha iyi tasarlanabilirdi. Biz biliyoruz ki gerdirmeye dayalı hipertrofide kas boyunun uzun olması lazım ve dip squatlar bu noktada daha verimli. Ama katılımcıların çok büyük çoğunluğu paralele kadar squat yaptı. Siz neden dibe indirmediniz? Çalışmayı inandığınız yönemi çektiniz falan taze bir tartışmalar çıktı yine o yüzden şey diyemiyorum hani ya bunun üzerinde çalışma yapılır o kadar zor bir şey değil ya yani işte bu. aynı, ben de hani mesela yapacak olsam doğrudan bütün soru işaretlerini kapatacak şekilde bir tasarım yürütürüm onlar öyle yapmışlar en azından şey diyebiliriz kişi paralele kadar iniyorsa ve ha şöyle de bir şey var Ant kişiler antrenmansız olduğu için aslında squat yaptırmak bir motor öğrenme paterni süreci de gerektiriyor kişilere. Evet. Antrenmanı birle yaptırsan zaten daha önce squat yaptığı için daha güzel tükenişe gidebilir belki, daha evet. verimli bir süreç geçirebilir. Evet. o çok önemli. Çünkü Aynen. bazı çalışmalarda bazı şeyler e, pratik uygulamada senin yapacağın falan gibi olmuyor. E, yani egzersiz herkes için aynı sonucu vermiyor. Evet. Yani hip thrust yap dediğinde bir kere göstersen o yapabilir onu basit bir egzersiz ama squat'a gelince onun motor öğrenme kısmı belki 2 evet. ay alacak bir ay alacak. E, bu noktadan da bir limitasyon buldular. Çalışma yorumlarken en azından şey diyebiliriz. Yeni başlayan birinde e, paralel'e kadar iniyorsa antrenman geçmişi yoksa hip trustla benzer sonuçlar evet. görebilir. İlerisi için yeni çalışmalar bekleyeceğiz diyebiliriz squat için. Evet. Kalçasını maksimum geliştirmek isteyen de bir işte squat varyasyonuyla. Aynen, de de evet, kesinlikle eklesin. Bir de hip bridge gibi bir evet, egzersiz muhakkak eklesin. Chris mesela burada o bridge'leri daha o Doğrudur. squatları falan çok beğenmiyor. İşte o şey, güncel çalışmaları nasıl yorumluyor? Onlara da bakmak evet. lazım aslında eski yazılarına kıyasla. Her birinin farklı birbirine göre evet. yorumu oluyor. Hepsini yani sentezlemek zor oluyor. Bu iki çeşidi de kalça entuziyastları eklese. Aynen. Fena olmaz Kesinlikle. yani. Kesinlikle. Bir belki izole kickback tarzında bir şey de ekleyebilir. Hocam kadınlar zaten bunun 5 mislini Aynen. yapıyorlar. Yani alt vücut gününde zaten 10 tane hareket giriyorlar oraya. Peki hocam, hamstring için ne önerirsiniz? Hem stringlerde yine insanların pek umursamadığı evet. ama bayağı da aslında büyük hacmi olan bir Aynı. kas grubu. Hem stringlerde şey diyebilirim ayak pozisyonu ayakları parmak uçlarını içe veya dışa çevirmek hem yan ve iç kısımlarını farklı şekilde aktif edip büyüttüğüne dair çalışmalar var gerçekten de. Quadriceps'te bunu göremiyoruz buna yönelik çalışmaları ama hem stringte gerçekten ayakları dışa çevirdiğimizde iç kısımların daha fazla gelişim elde ettiğini içeriye çevirdiğimizde de dış kısımların daha fazla gelişim elde ettiğini söyleyebiliyoruz. Bunun dışında yine hem hamstring hem dize hem kalçaya tutunan bir kas olduğu için e, biceps femoris'in kısa başı hariç e, genel anlamda kalçayı yukarı kaldırmaktan yani kalça ekstansiyonundan da sorumlu bir kas. E, dizi bükmekten de sorumlu bir kas. E, bu her iki hareket paterni de içerecek egzersizler bence optimal gelişim adına faydalı olacaktır. Mesela bir Programda Romanian Deadlift varsa hamstringi de çalıştıran bir hareket bu kalçayla beraber. Aslında şeye de varıyor bu. baktığın zaman elektro spina, kalça, hamstring aslında bir deadlift. Eğer kısıtlı imkanı olan varsa süre bazında veya işte yaşam şartı anlamında. Deadlift aslında tek taşta 3-4 kuş vurabilen He. bir e, egzersiz. Hocam bu işin Toyota'sı ya. Aynen. Bu işini <laughs> önermiyoruz ya. Aynen. Bunun dışında oturarak mı leg curl yapayım, uzanarak mı leg curl evet. yapayım noktası vardı. Bizim bu bahsettiğimiz uzunluk gerilim ilişkisinde hamstringin de bu uzayabilen sarkomer yapısına sahip olduğunu biliyoruz. Sarkomer boyu ölçen çalışmalarda e, ve bununla ilgili doğrudan boylamsal bir çalışma yapıldı. Doğrudan uzanarak ve oturarak leg curl varyasyonlarını kıyaslayan deneklerde oturarak çalıştıklarında daha fazla hamstring hipertrofisi gördüler. O yüzden arkadaşlara şunu diyebilirim her salonda olmasa da eğer salonunuzda uzanarak ve oturarak leg curl varsa bence oturarak tercih edebilirsiniz. Evet. Çünkü doğrudan çalışma var üzerine Hem teorik açıdan faydalı olabileceğini hem de boylamsal olarak direkt bir çalışma var elimizde. Evet. Orada kavga da yok değil mi hocam? Aynen, henüz. Aynen. Henüz orada bir kavga <laughs> da yok. gibi değil. <laughs> Peki hocam, quadriceps. Bacak deyince insanların aklına gelen kas. Evet. Quadriceps'ler uzun boyda çalışmaktan fayda görüyor dedik. Full range of motion'da squat yapıyorsanız, leg extension yapıyorsanız bence ROM'u artırmakta kesinlikle fayda var, potansiyel fayda. Veriler kısıtlı ancak özel, özellikle leg extension yaparken ayakları içe veya dışa çevirmenin quadriceps'in farklı bölümlerini aktive edebileceğine yönelik bir çalışma yok. Aslında bunu söyleyen uzmanların blog yazıları vesaire var böyle bu şekilde. Ben bunu detaylı incelediğimde hani hangi çalışmalar referans almışlar diye baktıklarında çok kısıtlı veri olduğunu gördüm. Yani ileride daha güzel çalışma yapılırsa belki değişebilir. Ancak teorik açıdan da baktığımızda hepsi ortak bir pateller tendonla diz kapağına tutunduğu için aslında gerçekten de farklı şekilde aktive olamayabilirler. E, eldeki mevcut veriler de bunu gösteriyor. Hani leg extension'da bu şekilde içe dışa çeviren arkadaşlar varsa en azından desteklenmediğini söyleyebilirim şimdilik mevcut verilerle. Hocam e, rectus femoris. Evet. Squat'ta yeterince ya da leg press'te yeterince çalışmıyor. Evet evet kesin. Leg extension uygulayın. Aynen. Ee, bu da mantıklı olabilir mi? Rectus femoris de hamstring kasları gibi hem diz eklemine hem kalça eklemine tutunuyor. Dolayısıyla işte farklı yorumlar var. Kaldıracının bozulduğuna dair squat gibi çok eklemli egzersizlerde çünkü squat'ta hem iniş fazında en azından kalçada bir fleksiyon vardır. Dizde kalçayla dizde ikisinde de fleksiyon vardır. Bir ters yönlü bir hareket ha, gibi evet. oluyor yani. Birinde kısalıp birinde uzadığı için kaldıracının bozulduğunu söyleyenler de var işte. Antagonist bir süreç izlediği için yanıt veremediğini söyleyenler de var. Hani farklı görüşler var ama gerçekten de çalışmalara baktığımızda e, leg press gibi, squat gibi egzersizlerde rectus femoris yeterli düzeyde büyümüyor. E, dolayısıyla leg extension varyasyonlarının özellikle bu kası geliştirme adına faydalı olduğunu e, görüyoruz araştırmalarda. E, bu yüzden leg extension'a çöp demeyelim. Kesinlikle programlara dahil evet. edelim. Hocam peki son kas grubumuz kalflar. Evet. Kalflar gelişiyor mu bir defa? Ya aslında... E, kalp konusunda böyle genetik anlamda işte kötü bir potansiyel sergilediğini söyleyenler vesaire var ama Bredin falan böyle blok yazıları vardı sadece buna özel. E, diyor ki biz hani deneklere uygulattığımızda elde ettiğimiz yüzdesel anlamda kas kazancı triceps gibi biceps gibi diğer çalışmalarımızla benzer çıkıyor diyor. Hani insanların evet. neden genetik olarak kötü gelişim veriyor dediğini anlamıyorum tarzı bir <laughs> yorumda bulunuyordu. Yani. Hani biz diyor biceps ele alanla çalışma yaptık, triceps ele alanla çalışma yaptık. E, Kalifte %25 büyüdüyse deneklerde, triceps'te de %25 büyüdü, bizde evet. yorumları var. E, bunun dışında biliyoruz ki soleus kası, kalfin dibinde bulunan kas, e, %80 oranında falan tip 1 yüzdesi daha fazla. Gastrocnemius da genel anlamda daha yüzeysel olan kasta eşit dağılımlı diyebiliriz. Bazı çalışmalarda tipik ağırlığı daha fazla çıkıyor. İnsanlar genelde şey olarak düşünüyor. Kalpleri ben hep yüksek tekrarlı çalıştırmam lazım. Onlar yorgunluğa karşı dirençli tip bir lifleri daha fazla gibi. E, hem dediğim gibi mevcut çalışmalar setler tükenişe gittiği sürece lif türüne özgü antrenman yaklaşımını desteklemiyor. Hem de doğrudan kalp üzerinde yapılmış çalışmalar da var. E, yine e, şu an Ferdinç çalışması sektöre çok katkısı oluyor sağ olsun. Evet. Ya 3-5 adam var. Evet evet kesinlikle. <laughs> evet bir grup deneye yanlış hatırlamıyorsam 6 10 tekrar arası çalıştırıyordu. Bir grupta da 25 30 tekrar. Her iki grupta tükenişe gidiyor. 12 haftalık veya 8 haftalık tam hatırlamıyorum. Süreç sonunda MRI ile ölçü olmalar lazım. Bu da kaliteli bir ölçüm yöntemidir. Her iki grupta da kalp ve daha doğrusu gastroknemius ve soleus kaslarında kullanılan yük ve tekrar sayısından bağımsız olarak benzer büyüme meydana geliyor. Evet. Yani diğer kaslardan farkı yok diyebiliriz. Sadece şu var bu sarkomer boyu anlamında gastrocnemius'un uzunluk gerilim ilişkisinde bu yükselen eğride de fonksiyon gördüğünü biliyoruz. Siz oturarak çalıştığınızda aslında bunun sarkomerleri birbirine girdiği için o podcast'in başında bahsetmiştik. Uygun bir kasılma ortaya koyamıyorlar ve soleus daha fazla devreye giriyor. Ayakta yaptığınızda da gastrocnemius genel anlamda verimli çalışıyor diyebiliriz. Dolayısıyla muhakkak hani etkili bir gelişim isteyen arkadaşlar Oturarak olan calf raise egzersizlerini dahil edebilirler ve soleusa daha fazla yüklenebilirler. Ayakta olan egzersizde de gastrocnemius ve genel anlamda bir yüklenme sağlanabilir. Yine ayakları içe ve dışa döndürmenin gastrocnemiusun lateral ve medial yani iç ve dış kısımlarını daha fazla çalıştırdığına yönelik EMG çalışmaları vardı. Ardından hipertrofi çalışmaları da geldi konu üzerine ve gerçekten de EMG bulgularıyla tutarlı olarak e, calf çalışırken ayaklarınızı içe çevirdiğinizde, Kalplerinizin dış kısmı dışa çevirdiğinizde de iç kısmının daha fazla evet. hipertrofi sağladığını gördük. Ee, böyle bir eksikliği olan arkadaşlar da dışa eksik olanlar ayakları içe çevirebilir. İçi eksik olanlar da dışa çevirerek hareketle gerçekleştirebilir. Evet. Hem ayakta hem oturarak da kalf aynı. Egzersizleri belirtilen sebeplerden eklenebilir. Hocam ağzına sağlık. Yani ben vücutta kas bırakmadı. Var birkaç <laughs> tane de. <laughs> Aynen. Yok efendim hip fleksörleri. Evet, Yok evet. bilmem ne. O kadar da zaten artık Sternocleidomastoid. <laughs> ha Sternocleidomastoid. <laughs> Yani çok çok kas var daha da ee, çok güzel bir program oldu. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim hocam. Ee, şu an vücut geliştirmeyi şu birkaç saatte güzel. Aslında baya baya anlattın yani. Evet şey gelirse daha da devamı gelir arkadaşlar beğenirse. Bakalım aşağıda arkadaşlar ne sorular soracaklar bunun üzerine ama baya baya bu ansiklopedi oldu. Aşağıdan linklerimiz olacak hocamızı takip edin kitabını satın alın. Bizi de bir işte şak şaklayın bak hiç yıllardır biz de bunlara doğru anlatıyormuşuz size hiç dümen yapmıyormuşuz. Hoca burada anlattı işte. Şakası bir yana sizlere de çok teşekkürler arkadaşlar buraya kadar dinlediğiniz için. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.